Satranç TV'den herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz için 2006 yılına çok uzağa değil ama Fransa'ya uçuyoruz sevgili arkadaşlar. Beyazlar Thibaut Trap, siyahlar Leni Cohen. Bakalım nasıl bir oyun bizleri bekliyor olacak. Enteresan bir oyun. Sizi çok zoramayacak ama biraz da keyif verecek bir oyun. E4 oynanmış arkadaşlar. Siyah 6 ile devam ediyor. Fikir B5 oynamak. D4, B5. File 3, fil B7. Evet, hatırlarsınız Lichess'teki birçok maçımda ben zaten B6 fil B7, G6 fil G7, sonrasında E6 at E7 oynayarak fillerimi iki çaprazı, iki uzun çaprazı çıkarak biraz beyazı yoklayarak devam etmeyi seviyorum. Siyahlar da bu tarz bir tercihte bulunmuş. Tabii burada ben A6 yerine önce mesela B6'yı tercih ediyorum. A6 hamlesini tercih etmiş. Devam edelim. Çünkü şimdi A6 ve çok erken sürüldüğü zaman tamam vezir kanadı alan kazanıyorsunuz ama beyazlar da A4 sürerek hemen buraya saldırabiliyor. Böyle bir problem var. Tabii ki şu an E4'e baskı olduğu için bu saldırı yapılamaz ama buna dikkat etmek lazım. Çok erken A6 ve B5 sürmemek lazım. At D2 beyazlardan. Siyahlar D6 oynamış. Fikir at D7 gelmek ve at C6 gelinmediği için fil önünü kapatmamak. Fil D3. At D7. Ve at E2. Enteresan bir tercih. Burada normalde at F3 ile devam etmeyi düşünebiliriz. At F3, C3 şeklinde oynayabiliriz. At E2 tercihi enteresan. At E2 oynayan beyazların genellikle iki tane fikri olur. Birinci fikir rok attıktan sonra direkt olarak F4 sürmek. Yani F3'teki atın F piyonunun önüne geçmesine engel olmak. F4 sürmek niye önemli? Şimdi siyah gelişimde biraz geri kaldığı için rok attıktan sonra zaten merkeze sahip olan beyazlar hemen F4 F5 sürüp konumu açmaya çalışabilir. Diğer bir fikir de arkadaşlar bu atın G3'ten F5 ve H5 kalene giderek daha etkili olması fikri. Çünkü mesela at F3'teyken hani G5'i eğer siyahlar bir şekilde tutarsa at bir yere gidemiyor ama G3'teyken hem F5 hem H5'e gidebiliyor. Siyahlar G6 oynamış. At G3'te at F5 ve at H5 kalene gitmek istiyor demiştik. Bunları engellemiş oldu G6 sürüşle birlikte. Kısa rok. Fil G7. Ve çok zor değil artık. Burada hepinizin bilmesini bekliyorum artık. Videoyu durdurun ve beyazın yaptığı hamleyi bulmaya çalışın sevgili arkadaşlar. Burada trap tabii ki at E2 bu yüzden çıkmıştı zaten. F4 sürüyor. Şimdi biraz geç saat olduğu için çok rahat da sunamıyorum ses problemi olmasın diye. Artık bir şekilde yani şu saatleri 8'e 9'a çekmem lazım video yayınlama saatine. Sizi gece gece böyle uyku öncesi enteresan bir şekilde misafir ediyoruz videomuzda. Hoş geldiniz tekrardan. Evet, F4'de siyahlar C5 oynamış arkadaşlar. C5 niye oynuyor? Beyazın F5 oynayacağını görüyor. Tabii ki hemen karşı saldırı yapması lazım Nezikan'dan. Mesela F5'e eğer burada mesela F5 sürülürse siyahlar hemen C4 sürüp fil de alabiliyor. Dikkat edin. Yani kafanıza göre hemen F5 süremiyorsunuz C5 sürüşünü. Bu sebeple C3 sürüşü gelmiş. Mantıklı. Bu arada C4 gibi bir fil düşürme fikri olmasaydı da beyazlar yine C3 sürmeliydi bu arada. Çünkü C3 sürmezseniz mesela sicil eşinin başını düşünün. C3 yoksa siyahlar C4 aldıktan sonra D4'de siz bir taş getiriyorsunuz. Ve bu taşa saldırarak siyahlar oyunu merkeze ve vezir kanadına yığabiliyor. Yani D4'te piyon yoksa at C5 oynayabilir, vezir B6 oynayıp buraya saldırabilir, at B6 at C4 koyabilir. Bir sürü fikirle oyunu vezir kanadına yığmak istiyor siyahlar. Yani siyahsanız fikriniz bu olmalı. C3 at G6 at G3. Bakın hem E4'ü koruyor. Olası bir şekilde D3 ya da D2'deki taşı oynatırsa E4'de ikili koruma devam etsin istiyor. Hem de at G3'le birlikte bakın duruma göre belki bu at bir şeyler yapacak. Çok spoiler vermek istemiyorum. Kısa rok bir kere daha videoyu durun. Çok zor değil inanın. Ve beyazların nasıl devam ettiğini bulmaya çalıştım. Arkadaşlar trap burada F5 oynuyor. Fikir de artık dediğim gibi. Yani bu şey. Hani böyle atak oyun isteyenler vardı ama ben çok böyle vezir fedalı bir oyun tercih etmek istemedim. Biraz da günümüz satrancına yakın, sizin böyle rahatlıkla oynayabileceğiniz, fikirleri uygulayabileceğiniz bir maç seçmek istedim. Şu ana kadar böyle beyazın ekstrem aman Allah'ım dediğimiz bir şey olmadı. Siz de bu fikirleri kendi maçınızda dolayısıyla uygulayabilirsiniz. Herkesin Einstein olmasına gerek yok arkadaşlar. F5, at E8. Şimdi at E8 psikolojik bir hamle. Biz bunlara psikolojik geri çekilme diyoruz. Yani beyazları mesela tahtayı ters çevirelim sevgili dostlar. Şimdi bu konuda siz geri çekiliyorsanız psikolojik olarak rahatsız olmuşsunuzdur bu kadar baskıdan. Yani beyazlar bir nevi amacına ulaşmıştır. At E8 çekilmeli miydi diye sorarsanız bence öyle bir zorunluluk yoktu. Yani at E8 niye çekti? Öyle bir zorunluluk kesinlikle yoktu. Ne yapılabilir? Mesela C çarpı D4 hamlesi belki yapılabilirdi. C4 sürüşü olabilirdi. Her ne kadar fil C2 gibi bir hamle olmuş olsa da. Ya da bence E6 da oynanabilirdi. E6 hamlesi büyük ihtimalle tercih ederdim ben. Çünkü hani merkeze bir piyon daha getiriyoruz. Örneğin G6 karesini alırsa işte FG6 F'yle alalım. Şu an F hattında kalenin önü açıldı. Vezir E'de oynayacak. Kale A8 oynayacak. Bir problem yok bence. Yani tabii ki beyazın bir tık daha hafif bir üstünlüğü var ancak siyahın ciddi bir problemi yok. At E8 F5 hamlesine devam edelim.
At F3. Beyazlar bakın akın akın taşlarını şah kanına getiriyor. İki tane fil var D3 F3'te. F3 G3'te iki tane. Şu güzelliğe bakar mısınız? Dört tane taş yan yana dizilmiş gerçekten. Kale C8. Leni kale C8 geliyor ama yani 12. hamleye geldik. Biraz veziri kanına bir şeyler yapmak için biraz geç kalmaya başladı. Arkadaşlar Trap çok basit bir hamle imza atıyor. Gerçekten çok basit. O yüzden bir kere daha size soracağım. Bakalım videoları düzenli kimler takip ediyor? Buradaki hamleyi bulanlar düzenli takip edenlerdir diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar burada Trap vezir D2 oynuyor. Bakın yine makul bir hamle. Fikir fil H6 oynamak ve buradaki filden kurtulmak. Vezir A5. Fil H6. Siyahlar da C4'de, beyazlar da C4'de alsın da vezirleri keseyim rahatlayayım diyor. Tabii ki vezirler kesilirse artık bu vezir kanadındaki piyonlar bir önem kazanacak. Çünkü artık şah kanadından yapılan bir atağın önemi kalmayacak. Şah zaten tek başına buradaki piyonları korur. Bu sefer vezir kanadında taş üstünlüğü olan taraf siyahlar olduğu için üstünlük siyahların eline geçecek. Siyahın amacı vezirleri kesmek. Fil H6. C çarpı 4. Gel diyor piyonunu al da vezirleri keselim diyor ama trap hayat o kadar kolay değil dostum diyor ve önce fil çarpı G7 alıyor. Fil çarpı G7. Şah çarpı G7. Ve arkadaşlar burada bence önemli bir hamle var. Basit hamleleri ben severim. Çok basit hamle arkadaşlar. Beyazlar burada piyonunu almıyor. At da alıyor. Çünkü vezirleri kesmek istemiyorum diyor. Bir kere daha söylerim. C alır 4 gibi bir hamle imza atılırsa vezir çarpı D2. A çarpı D2'den sonra oluşan konuda beyazın bir üstünlüğü olduğunu iddia etmek abeste iş çıkardır sevgili arkadaşlar. Bu sefer deyimi de doğru söyledim. Basitçe at B6 oynayacak. At F6 oynayabilir. At D7 gelebilir. Atı C4'e koyabilir. Kale C7, kale C8 oynayabilir. Siyahın herhangi bir problemi yok diyoruz sevgili dostlar. Bu sebeple at alır D4 almayı tercih ediyor beyaz da. Vezirleri kesmek adına. Siyahlardan at E5 hamlesi ve burası çok önemli. At E5 double question mark. Blunder. Yani çok büyük hata. Çift soru. Peki niye çift soru arkadaşlar? Hemen herkes aynı anda pause tuşuna tıklıyor. Ve beyazlarla siyahın bu at e5 hamlesini cezalandırmaya çalışalım sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar at e5'e beyazlar trap f alır g6 alıyor. Siyahlar da at alır g6 alıyor. Peki gel gelelim o soruya niye piyonunu almıyor? Bakın bu piyonunu alırsa at e6 şah var. Şah 8'e kale f8 mat var. Dolayısıyla f çarpı g6 alınamıyor. H çarpı g6 gibi bir hamle imza atılırsa arkadaşlar. At GF5, G3'e gelen at sonunda oyuna girmeyi başarıyor. Eğer H çarpı 5 alırsanız at F5 bir şah daha. Bu şah nereye gidecek? Eğer F6'ya giderseniz vezir H6 şah. At G6 gelirseniz at D4 bir şah daha. Şah E5 gelirseniz kale F5 ve iyi akşamlar Türkiye. Çok güzel bir mat oluyor sevgili arkadaşlar. Bu sebeple bu olmuyor. Şah F6 yine artık bunlara bakmıyorum. Yani şah G8'de bir şey yok. Basitçe vezir G5. At G6 tarzı bir şey yaparsanız. At E7 alıp böyle geri dönerim. Sonra yine mat ederim arkadaşlar. Çok bir problem yok. Yani bunlara yani kaleyi aktarabilirim. Basitçe bir sürü mat fikri var. Konum terk oluyor kısaca. Dolayısıyla burada arkadaşlar bakın iki piyon hamlesi de olmuyor. Çünkü at f5 fikri var. En son şuna bakalım isterseniz. At f5'e bunu almasın mesela. Böyle oynasın. Buna da bakın at d7 var. Şah h7 falan oynarsanız kale f4. Fikir kale h4 gelmek. Vezir h6 gelmek. Yine bir sürü mat fikri var. Yani kısaca siz normalde hepimizin gönlünden piyonla alma hamlesi geçiyor ama piyonla maalesef alamıyoruz. Bu sebeple at çarpı g6 almak zorunda kalıyor siyahlar. At g6'ya beyazlar baskıyı arttırıyor. At gf5 şah. Şah 8 zorunlu. Şah g8 gelirseniz arkadaşlar vezir g5. Fikir atı açmaz aldığı için beyazlar at e7 istiyor tempolu bir şekilde. F6 tarzı bir hamle yaparsanız yine at e7. Şah 8 tarzı bir hamle alırsanız at g6, h g6, vezir g6 sonrasında kale f3, kale h3 bu sefer bu şekilde mat oluyor sevgili dostlar. Yani bu fikirler de olmuyor. Bu sebeple at GF5'e şah H8 oynamak zorunda kalıyor Lenny. Ve burada sevgili dostlar beyaz vezir artık savaş alanına geliyor. Vezir H6 geliyor trap. Siyahlar kale G8 oynuyor. Burada arkadaşlar 5. sorumuzdayız. Herkes videoyu güzelce bir durdursun. Ve vurucu darbeyi bulmaya çalışsın. Sizce beyazlar trap bu konumda oyunu nasıl sonlandırır? Evet. Bakalım kaç kişi buldu. Yorum kısmına hepinizi bekliyorum. Eğer analizi beğendiyseniz de videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Evet, trap bu konumda at çarpı e7 vuruyor sevgili arkadaşlar. Atını feda ediyor. Kale çarpı e7, pardon at çarpı e7. Taşların ismini unuttum gece saate. Şimdi kale çarpı f7. Fikir hem mat istiyor beyazlar hem de e7'ye saldırıyor. Matı tutmak adına siyahlar kale g7 gibi bir hamle imza atıyor. Artık bakın mat fikri yok. O zaman tabii ki bir kere daha size soracağım. Yine videoyu durdurun ve beyazın bitirişini bulun. Burada
Trap bu sefer de kale çarpı E7 vuruyor sevgili arkadaşlar. Kale çarpı E7 hamlesini artık almak zorundasınız. Alma gibi şansınız yok. Eğer almazsanız iki kale bir at bir fil, iki kale bir at bir fil gibi gözüküyor. Yani taşlar eşit gibi gözüküyor ama hani almayıp ne yapacaksın? Mesela vezir D8 geri dönmeye çalışın. B'deki fili alırız. Mesela fili tutmaya çalışın bu şekilde. Kale F1 oynarız. Kale F8 mat fikri var. Peki boşta iki kale alırsak ne var diye sorarsanız da kale çarpı E'de alırsanız da vezir F8 beyazların gayet şık bir matı var sevgili dostlar. Özellikle seçtim bu maçı. Çok böyle vezir fedası falan yoktu ama günümüz satrancında sakin bir şekilde hani rakibimiz çok fazla merkeze yönelik hamle yapmadığı zaman sakin bir şekilde hem merkezi hem vezir kanadı hem şakkını kontrol ederek nasıl başarılı bir saldırı organizasyonu yapılır bunu eğitici olarak işlemek istedim. O yüzden bu oyunu tercih ettim. Fransa'da oynanmış, 2006 yılında oynanmış. Gayet keyifli bir maçtı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi tıklamayı unutmayın. Yarın tekrar görüşmek üzere. Biraz daha erken atmaya çalışacağım yarın. Bir aksilik çıkmazsa. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.